Türkiye'nin seçimine 4 gün kaldı. Gözler pazar günü sandıklarda olacak. Siyasi arenada tartışmalar sürüyor. Siyasi darbe girişimi açıklamalı. Dergi kapaklarına yansıyan Batı'nın seçime olan ilgisi. Terör örgütü ve HDP'den gelen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mesajları. İşte gündemdeki bu önemli başlıklar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış değerlendirecek. Bunun için sözü şimdi Ankara'ya, Ankara temsilcisi Dicle Canova'ya bırakıyorum. Dicle, söz sizde. Ankara'dan iyi günler. Önemli bir konuğumuz var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış. Efendim hoş geldiniz CNN Türkiye. Çok teşekkür ederim Dicle Hanım. Sağ olun. Yoğun seçim çalışmaları içerisinde vakit ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gerçekten çok az kaldı artık. Gözler pazar günü sandıkta olacak. Vatandaş oy vermeye başlayacak. Şimdi gelinen noktada kritik bir tartışma var. İçişleri Bakanı ABD Başkanı Biden'ın adayken söylediği sözleri gündeme getirdi. Yani seçimle göndereceğiz, muhalefeti desteklemeliyiz mesajı. Bunun üzerinden 14 Mayıs için siyasi darbe girişimi tarifinde bulundu. Çok tartışma yarattı. Bir AB ülkesinin büyükelçisine Millet İttifakı protokolü götürüldü iddiası da yine çok tartışıldı. Diğer yandan baktığımız zaman yabancı basın, bilhassa Avrupa'daki dergiler bu seçimle yakından ilgileniyordu. The Economist'in Erdoğan gitmeli demokrasiyi kurtarın başlığıyla çıkması. Tüm bunları niye bağlıyorsunuz? Batı'nın seçime ilgisi, Süleyman Soylu'nun iddiaları gerçekten ne oluyor? Dicle Hanım, aslında Türkiye'deki tüm seçimleri Batılılar takip eder ve ilgiyle takip ederler. Çünkü Türkiye, Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden birisi. Bir köprü ülke kıtalar arasında. Dolayısıyla buradaki yönetimler her zaman Batılıların ilgisini çekmiştir. Özellikle son 300-400 yıllık dünya tarihine baktığınızda meselelerin gelip tıkandığı bir coğrafya burası aslında. Şimdi şöyle, uzun süredir Orta Doğu'da bir dizayn gayreti var Batılıların. Hani Irak'ta işte 91'den sonra başlayan süreç sona geldi. Irak'ı artık üç parça halinde diyebiliriz. Suriye'de malum süreç devam ediyor. Burada Batılıların 100 yıl sonra yeni bir Orta Doğu dizaynı var. Bu da şu, ulus devletlerin, kurulan ulus devletlerin sınırlarını değiştirmeden federatif yapılara dönüştürmek. Bunu etnik veya mezhep temelli yapıyorlar. Hani bugün bir gün vaktimiz olduğunda bunu uzun uzun konuşuruz ama dolayısıyla ilgi alaka biraz Batı'nın bu dizaynıyla ilgili. Türkiye ve Ankara burada meydan okuma kabiliyetine sahip nadir ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla Batı burada meydan okuyan bir başkent artık istemiyor. Kontrol edilebilir bir ülke istiyor. Daha önce olduğu gibi Türkiye'nin gündemini belirlemek istiyor. Fakat 20 yıllık süreçte Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye gündemi Batılılar tarafından belirlenen bir ülke değil. Kavga da bunun kavgası. Yani olası bir iktidar değişikliğinde tekrar gündemi Batı mı belirlemeye başlayacak? Kesinlikle öyle. Çünkü referansınızı Batı'dan alırsanız, ondan sonra gücünüzü aldığınız yer Batı olursa, gücünüzü aldığınız yer Batı'nın desteklediği terör örgütleri olursa, o zaman siz gündemi belirlenen bir yönetim sergileyeceksiniz demektir. Perşembenin gelişi zaten çarşambadan belli. Yani şu en basitini söyleyelim. Biz İsveç'i NATO'ya almadık değil mi? Evet. Sebebi neydi? PKK'ya olan desteğiydi. Ünal Çeviköz açıklama yaptı. Öyle zannediyorum ki dedi 15 Mayıs'ta İsveç'in NATO üyeliği de onaylanacak dedi. Bunun gibi birçok sayabileceğimiz şey. Dolayısıyla o Süleyman Bey'in hani tepki çeken ifadesinde konuşmanın başına ve sonuna bakmak lazım. Bu dizayn yapılırken dedik ya kontrol edilebilir bir ülke değil diye. Merkezi hükümeti de zayıflatmak gerekiyor kontrol etmek için. Bizim Gezi olaylarından bu yana yaşadığımız her şey merkezi hükümeti zayıflatmak üzerine kurgulu. Fakat merkezi hükümet antidemokratik yöntemlerle zayıflatılamıyor. Gezi olayları olmuş zayıflamış, 17-25 olmuş zayıflamamış, MİT operasyonu yapmışsınız zayıflamamış. 15 Temmuz'da tek seferde düşürmek istemişsiniz. Olmamış. Dolayısıyla Batı da bu yöntemini bıraktı ve seçimler üzerinden bir siyaset mühendisliği yaparak AK Parti'yi ve
Tayyip Erdoğan'ın iktidar sürecini bitirmeyi hedefliyor. Onu da ne yapıyor? Nasıl yapıyor? Bir siyaset mühendisliğiyle yapıyor. Altılı Masa'nın bir araya gelmesi de bu şekildedir. Terör örgütlerinin Altılı Masa'nın arkasında hizaya koyulması da meselesi de budur. Seçimleri işaret ediyor. Bunu nereden anlayabiliriz? Eskiden bu seçimlerde Türkiye'de hep iyi saatte olsunlar piyasaya çıkardı. İşte asker vesaire bilmem ne, herkes bir yerden mesaj verdi, yargı bir yerden mesaj verdi. Bugün o bahsettiğiniz yabancı dergilere bakıyoruz. En ağırını Ekonomist yazdı. Hani herkes Cumhurbaşkanı'nın gitmesini satın aldı tüm batılı dergiler, ama onu temenni ettiler, ama Ekonomist diktatör dedi ve seçimle gidecek dedi. Yani hani burada bile bir çok ağır bir çelişki var. Bir diktatör tanımlaması var ve onun seçimle gideceği, hani seçimle götürülür inşallah diye de bir temenni var. Böyle bir seçim atmosferindeyiz. Şimdi, asimetrik bir seçim atmosferindeyiz. O noktada az önce siz de bahsettiniz, HDP'nin desteği, işte muhalefetin terör örgütleriyle ilişkisi. HDP ve Kandil'in bu seçimde açık açık bir destekte, destek beyanında bulunmasını nasıl okumak lazım peki? Çünkü bu ters de tepebilir bir taraftan. Öyle değil mi? Şöyle, zaten elbette ki ters tepebilir. Biz sahadayız. Sonuçta Türkiye'deki yerleşmiş serbest seçimlere göre bir seçime gidiyoruz. Biz sahada karşılaştığımız en önemli şeylerden biri Millet İttifakı'nın terörle birlikteliği. Milletimiz bunu kesin bir dille reddediyor. Yani ama bu şu, buna mecbur Millet İttifakı. Özellikle HDP'nin desteğini alabilmek için buna mecbur. O yüzden de bugün PKK'nın yöneticilerinin tamamı aşağı yukarı KCK konseyi tamamının üyeleri açıklama yaptılar. Millet İttifakı'nın lehine, AK Parti'nin aleyhine. Neden bu kadar açık bu kez? Kartlar çok açık bu kez. Çünkü bu son eşik Dicle Hanım. Bu son eşik. Biz, bu biraz önce hani konuşmamın başında bahsettiğim dizel var ya, o orada biz şöyle bir paradigma değişikliği yaptık. Biz artık sınırlarımız içerisinde bunu savunmayacağız. Biz sınırlarımızın dışında savunma hattımızı kuracağız dedik. Bu plana karşı. Ve biz Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde ciddi anlamda terörle mücadele ediyoruz. Gezi olaylarından bu yana hatırlayın. Orada PYD kantonlar kurmuştu. Daha sonra kantonları birleştirmişti. Ve burada yavaş yavaş bir devletimsi bir yapıya doğru gitmeye başlamıştı. Bizim müdahalemiz olmasa. Şimdi biraz önce söylediğim plan çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulacak. Onun kurulup kurulamayacağı tartışması. Bu kavga onun kavgası. Muhalefet açısından çok ağır bir suçlama değil mi? Yok, netice itibariyle kazanırlarsa. Her şey gözümüzün önünde yaşanıyor. HDP'nin önerilerinden bir tane, birçok seçim bildirgesi var. Bakın, bir tanesi de onların adlandırmasıyla Rojova'daki silahlı mücadelenin bitirilmesi 14 Mayıs'tan sonra. Bu ne demek? Suriye'nin kuzeyinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çekeceğiz demek. Buna CHP'nin herhangi bir tepkisi var mı? Hayır. Bir de bir görüntü var hatırlarsanız. Kılıçdaroğlu'yla ismini unuttum ama yine HDP'li bir yöneticinin birlikte toplantı yaptığı bir yerde. Orada o kişi açık açık ifade ediyor Suriye'nin kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çekilmesini. Peki, 14 Mayıs'tan sonra başlayacağız. Şimdi seçime HDP Yeşil Sol Parti olarak giriyor. Bir taraftan da Anayasa Mahkemesi'nde kapattı. Çok özür dilerim. Bunu da nereden almanız gerekir Dicle Hanım, biliyor musun? Son cümle. Biliyorsunuz Amerika burada. Amerika neden burada? Normalde DAEŞ'le mücadele için buradayım diyor. Evet. Ama DAEŞ'le mücadelesinde NATO'nun ikinci büyük ordusu, kendi müttefiki, bölgenin en büyük ordusu Türkiye'yi değil, kendi kurmaya çalıştığı PYD'yi tercih etti. Evet, Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük problem bu zaten. Her türlü hesap Türkiye ile onun müttefik olmasına, bu konuda birlikte çalışmasına çıkardı. Hı hı. Ama çok anormal bir şekilde PYD ile birlikte çalışmayı tercih etti. Ve PYD'ye bugün neredeyse orta çaplı bir devletin sahip olacağı konvansiyonel silahlarla donattı Amerika. Bu hepsi bu gidişatın bir göstergesi. Suriye'nin kuzeyinde kurulacak bir terör devletinin olup olmayacağı tartışması.
Peki şimdi HDP Yeşil Sol Parti olarak giriyor. Doğru. Bir kapatma davası var Anayasa Mahkemesi'nde. İsim değiştirerek seçime bir ittifak halinde girmesi. Bu seçim özelinde nasıl yorumlamak lazım bu isim değişikliğini mesela? Şöyle, ben bunun kapatma davası olsa da olmasa da HDP'nin bir isim değişikliğiyle bu süreci devam ettireceğini düşünüyordum zaten. Bunun ben kapatma davasıyla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Neden peki? Şöyle, HDP bunu zaman zaman yapıyor. Görüntüsünü değiştirerek bir şeyleri örtme gayreti içerisinde oluyor. Bir kere artık HDP çizgisi, yani özellikle Türkiye'nin doğusunda daha ağırlıklı siyaset yapan, daha çok Kürtlere hitap etmeyi kendine benimsemiş, kendince öyle bir yol tutturmuş HDP şimdi kendini artık sol olarak tanımladı. Bence bu bir süreç, hikaye onlar için. Bu gidişatta sol olarak tanımladı. Artık pozisyonları siyaseten sol. İkincisi de bu yeşiller. Yeşiller biliyorsunuz Batı'da son dönemde trende artan bir siyasi hareket, yeşiller hareketi. Bazı şeyleri örtmek için yeşil çok sempatik bir şey. Özellikle terörle birliklerinizi örtmek için yeşil çok elverişli bir kavram. Takdir edersiniz ki yani orman yakan bir terör örgütünün sözcülüğünü savunan HDP'nin yeşil olması çok düşünülemez yani. Bir de bir Türkiye'nin önünde bir gerçek var. LGBTİ meselesi. Yeşiller siyasi hareketinin en önemli kavramlarından biri de toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eğilimlerin özgürlüğünü savunmak. Batı'daki Yeşiller Hareketi'nin ana paradigmalarından biri bu. HDP de burada konumlanıyor. Ama bunun muhafazakar, dindar, Kürt seçmene sempatik gelmeyen elbette ki bir kısmı var değerler bakımından. Yeşil bunu örten bir örtü, yeşil bir örtü. Bu konuda hani yeşil ve çevre konusunda HDP'nin ne kadar samimi olduğu herkesin göz önünde yaşanıyor zaten. HDP kendisine yeşil dediği esnada AK Parti'nin hükümetinin bakanı Murat Kurum sıfır atık günü ilan etti. BM'de kabul etti. Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler'de sıfır atık konusunda kendi projesini kabul ettiren bir kişi konumunda. Türkiye'nin yeşille ilgili samimiyeti aslında burada. Böyle bir durum yeşil meselesi. Çok kısa yanıt rica edeceğim, merak ediyorum. Çünkü şimdi mecliste Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da bir çoğunluk sağlayamazsa ittifakların geleceği açısından bu ne anlama gelir? İttifaklar sürer mi yoksa yeni işbirlikleri mi başlar mecliste? Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de her siyasi durum yeni bir siyasi süreç başlatır. Dolayısıyla hani 14 Mayıs seçimlerinin meclise yansıyan sonuçları da yeni bir siyasi süreci, yeni bir yürüyüşü muhakkak başlatacaktır. Dolayısıyla bugünkü ittifaklar bu şekildedir ve bunlar ilahi nihaye devam eder demek siyasette doğru bir tavır olmaz. Ben onu özellikle Millet İttifakı için söylüyorum. Zaten hani zor güç bela bir araya getirilmiş bir ittifak. Fakat burada bizim özellikle Cumhur İttifakı'ndaki birlikteliğimiz organik bir birliktelik. Yani Türkiye'nin menfaatleri, değerleri ve refah seviyesinin yükseltilmesi üzerine bir ittifak. Ama Cumhur İttifakı bu anlamda birliğini, beraberliğini bozmaz. Millet İttifakı dağılabilir diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerlendirmeleriniz için sağ olun. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akıştı konuğumuz. Ankara'dan iyi bir gün diliyoruz.